Değerli Yüksekoğlu, çok kıymetli hayırseverler, gönüllerimiz deprem bölgesine yaklaşık 4-5 gündür aralıksız yardım getiren güzel yürekli Yüksekoğlu. Deprem bölgesine insani yardım için bir çağrıda bulunmuştuk. Hepiniz duyarlı oldunuz, destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Deprem bölgesinde vefat edenlerin ve ailelerinin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun diyor. Biz deprem bölgesine STK'lar olarak insani yardım yaklaşık 13 tır malzeme gönderdik. Sürekli deprem bölgesiyle irtibatlı koordineli bir şekilde bu yardımları sevk etmeye başladık. Oradan gelen talep, bilgi şu. Çok fazla bir insani yardım gidiyor ve hebe oluyor. Biz STK olarak geçici bir karar aldık. Oradaki insani yardım tüketilene kadar ara vereceğiz. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizimle beraber Kızılay, AFAD, Gençlik Merkezimiz, farklı STK'lar, siyasi partiler de destek verdi. Yüksekova bir yürek oldu, tek ses oldu. Herkesin gözü bu yardımlaşmada Yüksekova'nın üzerinde oldu. Ve biz mutlu olduk, sevindik. Herkes bizi gördü. Bu anlamda depremzedeler adına, insanlık adına buraya yardım getiren tüm gönüllere teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bu kampanya geçici bir süreliğine duracak, ara veriyoruz. Talep geldiğinde, bilgi geldiğinde biz hayırseverle, hayırsever vatandaşlarımızla paylaşacağız ve bu doğrultuda tekrar devam edeceğiz. Allah herkesten, hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Canlarımızı aldı, can kaybımız oldu. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Burada Yüksekova merkezli sivil toplum kuruluşlarımız cani gönülden bu kampanyaya destek verdiler. Küçüğünden büyüğünden herkes burada emek sarf etti. Burada çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Sayın Başkanımın, Vedat Başkanım dediği gibi biz bugün son 13. tırımızı gönderdik. Deprem bölgesinden söylemler, gelen talepler, burada ciddi bir yığılma olduğunu, bilahare ihtiyaç duyduğunda tekrar bu organizasyonu harekete geçireceğiz. Ben burada inanın 5 gündür kendi kendime diyorum, ne mutlu bana, ne mutluyuz ki Yüksekova'lıyız. Yüksekova çok güzel bir insanlık örneğini sergiledi, yardımseverliğini sergiledi, misafirperverliğini sergiledi. Tabii bu anlama gelmiyor ki biz bu işi noktaladık, artık gitti. Dışarıdan gelen yaklaşık 80 tane depremzede ailemiz vardır. Biz bunlara kenetleneceğiz, bunlara yoğunlaşacağız. Bu ailelerimizin ihtiyaçları vardır. Ev ihtiyaçları vardır. Çeşitli işte yaşamsal ihtiyaçları vardır. Bu konuda da belki sizlere yakın bir zamanda bir çağrımız olacaktır. Ben eminim buna da duyarlılık göstereceksiniz. Burada o konuda o konuyla alakalı dışarıdan gelen depremzede arkadaşlarımız, ailelerimizle alakalı özellikle bir bayan komisyonumuz vardır. Bu bayan komisyondaki arkadaşlarımızla çok özverili çalışıyor. Ben burada da huzurlarınızda da arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize biz teşekkür ediyoruz. Bize köyünden, tandırından ekmek pişirip gönderen annelerin de buradan ellerinden öpüyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu genç kardeşlerimize, bu dinamikleri, bu muhteşem enerjilerine ben hayran kaldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun.